Gelecek Turizm'de projesi başvuruları uzatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Grubu İşbirliği ile sürdürülebilir turizm modelleri yaratarak yerel kalkınmaya destek vermek üzere hayata geçirilen Gelecek Turizm'de Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu'nun 12 Mayıs'ta başlayan yeni dönem başvuruları yoğun talep nedeniyle 3 Temmuz'dan 10 Temmuz'a uzatıldı. Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu kapsamında yerel ürün geliştirilmesinden sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulmasına, yeni iş gücü yaratılmasından yerel alanda kapasite geliştirilmesine kadar geniş bir perspektifteki projeler değerlendirmeye alınacak. Seçilecek projelere fon desteğinin yanı sıra iletişim, eğitim ve mentorluk desteği de sağlanacak. Projenin ilk yılında %100 Misya projesi, Mardin'de kadın liderliğinde sürdürülebilir turizm girişimlerinin yaratılması projesi ve Seferihisar'ın geleneksel mutfağı projesi destek kapsamına alınırken, ikinci dönemde desteklenmek üzere dünyanın en eski tapınağı Göbekli Tepe'de taş işçiliği, Malatya'nın mirası Arslan Tepe ve Safranbolu Hatırası projesi seçildi. Barcelona'da turizm yatırımları durduruldu. İspanya'nın ve Avrupa'nın en fazla turist çeken kentlerinden biri olan Barcelona'nın yeni belediye başkanı Ada Colau, acil olarak adlandırdıkları bir plana yürürlüğe sokarak bölgedeki tüm yeni turistik yatırımları bir yıl durdurduklarını açıkladı. Yeniden yapılanma adı altında alınan bu karar, ilk etapta kentte yapılması planlanan 30 yeni oteli etkileyecek. Planda ayrıca evlerini turistlere açarak para kazananların da önüne geçilecek. Belediyeden lisans almayan ev sahipleri evlerini yabancılara kiralayamayacak. Kiralayanlarsa kaçak durumuna girecek ve ağır para cezalarına çarptırılacak. Yılda 18 milyona yakın turiste ev sahipliği yapan ve kentin kasasına her yıl 13.9 milyar dolar bırakan turizm için radikal kararlar alan Belediye Başkanı Ada Colau, yaptığı açıklamada turizmin kentin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu iyi bildiğini dile getirdi. Colau, görevlerimden biri de 18 milyonu aşan turistin yanı sıra 1 milyon 600 bin nüfuslu kent sakininin de hayatını kolaylaştırmak dedi. 120 bini aşkın kişiyi turizm sektöründe istihdam eden Barcelona'da, turizm yatırımlarının bir yıllığına durdurulması kararının en fazla otelcilik sektörünü etkileyeceği belirtiliyor. Yerel Otel Sahipleri Birliği, daha önceki yönetime master planda gelecek birkaç yıl içinde oda sayısının %30 arttırılmasını talep ediyordu. Barcelona Belediyesi'nin aldığı bu karar sonrası sıranın kentteki tarihi yerlere belirli saatlerde ve randevuyla girilmesi planlanıyor. Belediye, Nisan ayında yürürlüğe koyduğu bir yasayla Park Güell için günde 800 ziyaretçi sınırı getirmiş, La Boqueria'ya ise en fazla 15 kişilik turist grupları kabul edilmeye başlanacağını duyurmuştu. Rusya'nın iç turizm planı tutmadı. Rusya'ya bağlanan Kırım'ın turistik açıdan beklendiği gibi cazibe merkezi haline gelmediğine dikkat çekiliyor. Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi anketine göre fiyatların yüksekliği ve yarımadanın Ukrayna sınırında olması Rusyalı turistleri Kırım'a gitmekten vazgeçiren başlıca faktörler. Ankete göre bu yaz Kırım'a kesin gideceğini söyleyen Rusya vatandaşlarının oranı geçen seneden bu yana %3'ten %7'ye yükseldi. Kırım'a bu yaz gitmeyeceğinden emin olanların oranı ise %58'den %50'ye geriledi. Geçen sene ankete katılanların %27'si seneye belki Kırım'da tatil yapabilirim derken bu sene bu oran %36'ya yükseldi. Ankete katılan Rusya vatandaşlarının %27'si Kırım'ın hiçbir cazibesi yok derken anket katılımcılarının %20'si Ukrayna kriziyle pahalılığı nedeniyle Kırım'da tatili düşünmediğini söyledi. Yurt içi seyahat pazarı 10 yılda %47 büyüdü. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği AKTOB'un ARGE biriminin hazırladığı Yurt İçi Seyahat Pazarı Araştırması 2014 yayınlandı. AKTOB'un araştırmasına göre yurt içi seyahat pazarı Türkiye'de son 10 yılda yaklaşık %47 civarında büyüdü. Son 10 yılda seyahat eden kişi sayısı 35 milyondan 64 milyona yükseldi. Araştırmada yer alan 2014 yılı bulgularına göre yurt içi seyahat pazarına katılan 63.8 milyon kişinin 55.9 milyonu ülke içinde, 7.9 milyonu da ülke dışına seyahat etti. Diğer yandan bu hareketlere katılan kişilerin yaptıkları harcamalarda 2014 itibariyle 16
milyar dolara yakın bir iş hacmi yarattı. Toplam harcamanın %65'i ülke içindeki seyahat hareketlerinde, %35'i de Türkiye'den yurt dışına yapılan seyahatlerde gerçekleşti. Ziyaretlerin amaçlarına bakıldığında ise ülke içi ziyaretlerde yakınları ziyaretin %65.7 ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Yurt dışına ziyaretlerde ise gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler %36.3 ile ilk sırada bulunuyor.